LGS'ye son 63 gün çok değerli bir süre. Çünkü iki aydan birazcık daha fazla bir süre ama LGS bu sene yani 2023 LGS aynı LGS 2020 gibi sadece birinci dönem konularından olacağı için iyi bir çalışmayla bu iki ay zarfında da netlerimizi artırabiliriz. Çünkü konular yarı yarıya azaldı. Dolayısıyla eskiden olsa 4 ay lazımsa şimdi iki ayda da bitirebiliriz. Sıkı sıkıya çalışalım ve bu 63 günü iyi değerlendirelim arkadaşlar. Yapmamız gereken şey de esasında çok basit. Bize LGS'de deneme soracaklar. Yani sözel ve sayısaldan oluşan bir deneme sunacaklar. O zaman her gün deneme çözecek kadar bir süre yani bu 50 artı 40 90 soruyu çözecek kadar sürede oturup ders çalışırsak sorular çözersek bu sorularda çıkan yapamadıklarımızın çözümlerini öğrenirsek ve ardından da bunlarla alakalı bol bol tekrar yaparsak sınavda zaten önümüze gelen soruları da yapabildiğimiz kadarıyla en iyisiyle inşallah yaparız. O yüzden yapmamız gereken şey bu son 63 günde bol bol soru çözüp bu işi halletmek. Şimdi Başarı küçük hataların ve başarısızlıkların biraz ilerisine duran şeydir diyor Thomas Watson ismini bir düşünür. Yani şu anda çalışırken sözelde hocam iyi gidiyor ama sayısalda bazen yapamadıklarım oluyor. Matematik istediğim gibi olmadığı, fenle hatalarım var. Olmuyor hocam vazgeçiyorum dediğinizi duyar gibiyiz. Esasında biraz ilerisi sizi başarı bekliyor. Yani eğer netleriniz istediğiniz gibi değilse çalışmanız gerekiyor. Eğer netleriniz ...iyiyse, çok iyiyse yine çalışmanız gerekiyor. Dolayısıyla başarı biraz ileride bizi bekliyor. Yeter ki tutarlı olalım, yeter ki çalışalım. Hayallerimizdeki liseler bizi bekliyor arkadaşlar. Sakın sakın vazgeçmeyin. Şu anda ben biliyorum bazı arkadaşlar... ...hocam Türkçe'de yapıyorum, İnkılap'ta yapıyorum ama... ...fen olmuyor artık vazgeçtim, matematik olmuyor artık vazgeçtim diyor. Onlar vazgeçiyor ama siz vazgeçmezseniz... ...sizler sözel ve sayısalda bol bol soru çözerek... ...yaptığınız hataların üzerine giderek... LGS hazırlanmaya devam ederseniz... ...başarısı birazdan bekliyor arkadaşlar. Bak başarı biraz ilerisinde bekliyor. Neyin? Başarısızlıkların ve küçük hataların. Küçük hata yaptım diye vazgeçmeyin. Şu anda istediğim denemeler olmuyor diye vazgeçmeyin arkadaşlar. Başarı bekliyor. Gelelim öğrencilerimizin sorularına. Semanur demiş ki hocam benim bir sıkıntım var. Şimdi beş soru falan görsel yorumlama çözüyorum. Aynı konu üzerine çözüyorum. Sıkılıyorum ve cümlede anlama geçiyorum. Sizce bu yaptığım doğru mu? Hocam bir de inklapta hep 9-1 yanlış oluyor. 10'da 10 on yapmak için ne yapmalıyım? Hocam bir de okulda matematik hocam değişti. Size ve ona çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam motive ettiniz beni. Bence motive videoları iki güne gelsin. Harika olur. Şimdi ben teşekkürler hocam demiş. Resmini de göndermiş bize Semanur. Teşekkürler Semacığım. Şimdi <laughs> şaka tabii ki. Burada arkadaşlar çok önemli. Birincisi, LGS'de bu sene sadece birinci dönem konularından sorumlu oldukları için sınavın zor geleceğine dair bir hurafe dolaşıyor ya. Hani sadece birinci dönem konuları var. O yüzden çok zor soracaklar diyorlar ya. Hayır, bilgiye dayalı değil ama dikkate dayalı, yoruma dayalı, paragrafa dayalı zorluk olacak. Bu doğru. Yani siz sınava girdiğinizde böyle uzun uzun görselliği paragraf soruları karşınıza gelecek. Peki bunun çözümü nedir? Bunun çözümü arkadaşlar bol bol paragraf çözmek. Bizler zaten günde 15 paragraf, paragraf on, paragraf 10, paragrafta son nokta gibi birçok paragraf kitabımızla sizlere LGS'de çözebileceğiniz soru tarzlarını, LGS çıkabilecek soru tarzlarını gösteriyoruz. Sınavda size soru soracaklar arkadaşlar. Bunun özü bu. Sınavda size soru soracaklar. O zaman size bol bol soru çözmeniz lazım. Biz de o yüzden size konularımızda, videolarımızda, kitaplarımızla destek olmaya çalışıyoruz. Bu birincisi. İkinci kısma geldiğimizde İnkılap tarihinde onda on yapmak istiyorsan mutlaka inkılap tarihini şu şekilde kodlaman gerekiyor. Nedir? Birincisi şunu yapman lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün üç temel amacı var. Dört temel amacı var ama artık o ikinci önem konuları olduğu için onu almıyoruz. Birinci amacı milli bağımsızlığı sağlamak. İkinci amacı milli birlik ve beraberliği sağlayarak milli bağımsızlık yolunda bütün riskleri ortadan kaldırmak. Üçüncü amacı milli egemenliği sağlamak yani cumhuriyetin ilanı. Dördüncü madde laiklik ve çağdaşlaşma. Fakat laiklik ve çağdaşlaşma ikinci dönem konularına girdiği için şu anda bu çok da e, konularımızın çalışmalarının arasında yok. Ama milli bağımsızlık nedir? Kurtuluş Savaşı, Kuvayi Milliye, Milli Mücadele, Misak-ı Milli, Erzurum Kongresi, Manda ve İmayn Reddi. Bunu bilmen lazım. Milli birlik ve beraberlik için neler yapıldı? İşte tekalifi milli emirleri, top iki mücadele, işte Anadolu ve Rumeli müdafaa hukuk cemiyeti adı altında birleştirilme. Bunları bilmen lazım. Milli egemenlik adı altında neler yapıldı? Ulusun bağımsızlığını, ulusun azim ve kararı kurtaracaktır. TBMM'nin açılması, saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Bunları çok net bir şekilde bilmen lazım. Burada Mustafa Kemal Türk'ün en başından beri Kurtuluş Savaşı'ndan İkinci dönem konularının başladığı yere kadar kısımda hangi olgu, hangi olay, hangi kelime milli bağımsızlıkla alakalı, hangisi milli birlik ve beraberlikle alakalı, hangisi milli egemenlikle alakalı olduğunu bilirsen emin ol sınavdaki bütün soruları pıt 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 yaparsın. Bu kadar basit. Biz zaten geri kalanlarda leklik ve çağdaşlaşma ile alakalı oluyor. Mesela şapka kanunu. Milli bağımsızlıkla mı alakalı? Hayır. Milli birlik ve beraber hayır. Milli egemen hayır. E, ve like, çağdaş... O da zaten ikinci dönem konusuna giriyor. Sen bu üç kısmı iyi bilirsen çok rahat soruları yapabilirsin sevgili Semanur. İnşallah LGS'ye kadar bol bol sözel ve sayısal denemeler çözerek, bol bol paragraf 10'dan, günde 15 paragraftan, paragraf ondan... E, paragraf soruları çözerek hayallerinizdeki liseye gireceksiniz arkadaşlar. Lütfen biraz daha sabredin. 62 gün sonra zaten bütün hepsinden kurtulacaksınız. Benden de kurtulacaksınız. Hepimizden kurtulacaksınız. bize kurtulamayacaksınız arkadaşlar. Çünkü iyi bir anonsu sesine girdikten sonra 9'da, 10'da, 11'de, 12'de yine sizlere destek olmaya devam edeceğiz inşallah. Bu arada LGS dershanemizde geçtiğimiz hafta Altı ayrı dersen genel tekrar kampları yapıldı. Canlı soru çözüm etütleri yapıldı. Altı ayrı dersen genel tekrar kamp içerisinde canlı ders yayınları, moral denemeleri ve 896 adet soru çözümü yapıldı. Bu en az soru, çözülen soru. Daha fazla soruyu zaten öğrencilerimize ödev olarak veriyoruz. Altı kişilik gruplar halinde altı ayrı dersen 30 saat süren özel etüt dersleri de yapıldı. Yani öğrencilerimize birebir veyahut da bire altı, bire iki, bire üç özel dersler yaptık. Bu derslerle de öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Sizleri de LGS dersler arkadaşlar. Ödülü soru bekliyoruz. Unutmayın. Başarı biraz ileride sizleri bekliyor. Arada başarısızlıklar, eksikler olabilir. Başarı bekliyor arkadaşlar. Lütfen sabredelim. Hadi bakalım.